Yeniden merhabalar. Elimde muhteşem bir ihraç fazlası ip var. Vals ipin muadili ihracat fazlası. Yaklaşık olarak 400-450 gram civarında. Nereden aldığımı buradan sormayın yorumlara isim yazmayacağım. Instagram'da modelin altına etiketliyorum. Oradan lütfen takip edin. Evet, Nakovasin ihraç fazlası. Birazcık inceli kalınlığı hafif çıktı ama çok etkilemiyor. Şu da normal. Nakovas ikisini kombin yaparak 3,5 mm tığ kullanarak çok kolay, harika, muhteşem bir ekose çalışacağız. Uğraştım. Şöyle ki uğraştım. Sevgili Alize Tülin İriş'in anlatımından esinlenerek yaptım. Zaten ekose çalışmayı çok istiyordum. Yazında göstermişlerdi. Kolay ekose tekniği. O tekniği uyguladım ama sayıyı kaçırmamamız gerekiyor. Yani tekniğin Prensibi basit ama kontrolü birazcık dikkat istiyor. Onu da elimden geldiğince en güzel şekilde anlatmaya çalışacağım. Sonuç çok güzel oldu. Gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum. Ve pek çok projede kullanabilirsiniz. Ekosemizin büyüklüğünü, küçüklüğünü kendimiz ayarlayabiliriz. Burada 11 ilmek üzerinden ekose uygulayacağım. Tekniğini anlatacağım. Sonrasında büyük parçaya geçeceğim. Dedikten sonra kanalıma ilk defa geldiyseniz hoş geldiniz ve izleyen etkileşimde bulunan herkese öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. İpiniz çok ince ise angora tarzı veya vals tarzı kalınlıklara yakın bir ipse başını alarak yalancı sık iğne ile örmenizi tavsiye ediyorum. Kalın bir ipse normal sık iğne olarak örebilirsiniz ama çok sıkı örmeyin. Şimdi birinci sıra 1 2 3 dört beş altı yedi sekiz. 9 10 ve 11 adet birinci rengimle yalancı sık iğne örüyorum. Geçen birisi demiş ki direkt olarak söyleseniz mesela sayıyoruz ya işte atıyorum 11 tane sık iğne. Tamam da. Tamam da sadece bir kişiyi anlatmıyorum. Yabancılar da var ses tonumdan ve saymamdan rakamları takip ediyorlar yine ekrana bakmadan öğrenler ses takibi yapıyorlar gibi gibi. Şimdi 11 taneden sonra ikinci renge geçiş yapacağız. Bu geçişi iki şekilde yapabilirsiniz. Normalde biz renk geçişini son iki ilmek kaldığında yapıyoruz. Bu şekilde geçirerek ve başından alarak yapabiliriz. Diğerini de birazdan göstereceğim. 11 ilmekli sık iğne 11 sık iğneli ekoseyi gösteriyorum. 9 olabilir, 20'li olabilir. Battaniyeler ördüğünüzde daha büyük rakamlar olabilir. İpiniz ince ise en az 11'li olsun. Yoksa çok küçük olur. Tabi minik cüzdanlar o tarz şeyler örüyorsanız küçük sayılarda da yapabilirsiniz. Projeniz büyüdükçe sayısını arttırabilirsiniz. şu üst kısım kafanızı karıştırabilir renk geçişinden dolayı. Alttan sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 adet. Ve diğer ipim içeriden yürüyor. Onu söylemeyi unuttuk. Beraber örüyoruz çünkü. 9 10 ve 11. Diğer teknik neydi ip geçişinde? Bırakıyorum. Öbürkünü alıyorum. Renk geçişi yapacağım ya kare kare bu ip ile çekersem tam bir renk geçişi olur pürüzsüz. Ama öbürkü yöntem örmekte daha pratik ve modeli etki etmedi. O yüzden o şekilde devam edebilirsiniz. Farkı da göstereceğim. Hangi renkle başladığınız, hangi renkle bitirdiğiniz önemli değil ama şöyle önemli. İki tane renk bir ekose desenini oluşturuyor. Sonda eğer tek bir renkle mesela başladığınız renkle bırakırsanız yarım ekose kalır kenar kısmı. O yüzden çift sayıda yani yani ikişerli grup yani sıranın sonunu başladığınız iple değil de şu şekilde ikinci renkle bitirirseniz tam ekose olarak elde edersiniz. Şimdi ben böyle kısa bir anlatım yapacağım videonun uzamaması için. Diğer püp noktamız 11'li ekose örüyorsak Son ekosemizi bir eksik yapıyoruz. 1-2-3 4 5 Bu defa içeriden diğer renk yürüyor. 6 7 8 9 ve şu geçişte ipleri çok sıkmayalım. Burada bir seviye farkı oluşuyor. Bakın böyle ince ince püf noktaları var. Teknik çok kolay ama püf noktaları 11, 11 ve 10 olmak üzere hangi renk gelirse gelsin sıra sonuna bir eksik rakamıyla bitiriyorum. 20 ise 19 ile 11 ise 10 ile 9'lu ekoseyse 8 ile bitireceğim. Evet Projenizin uzunluğu kadar zincir çektiniz, renklerinizi yerleştirdiniz ve sıranın sonuna geldiniz. O şekilde ayarladık ve dönüşü yapıyoruz gibi düşünün. Bu bir numune demo çalışmasıdır. Bir zincirle dönünce burası daha düzgün durur. İpi başına aldıktan sonra ilk sık iğnenin içinden ve yürüttüğüm ip de burada olmak üzere. Bir tane sık iğne ördük. İpin birisi ebroli birisi düz olursa daha güzel oluyor. İkisi de ebroli olabilir. Şimdi prensibimiz şu. 11 sık iğne üzerinden ekose yapıyorsam son ekoseye bir tane eksik ördüysem ve hepsinin kare olarak eşitlenmesi gerekiyorsa kaç tane eksik? Bir tane. Bu eksik bırakılan sıra sonunda eksik kalan ilmeği dönüşte tamamlıyoruz. Örgünün takibini yaparken dönüşteki sayıyla yapmaya çalıştığımda ben karıştırdım. Daha farklı bir şekilde size bir kolaylık daha sunacağım. Şimdi 10 adet ekose için sık iğneyi ördüm. Bir eksikte dönünce bir tane aynı renkten örerek 11'e tamamladım. Şimdi diğer renge geçiyorum. Burayı gevşek de bırakmıyorum, çok da sıkmıyorum. Çok sıkınca da birazcık çöküyor orası. Ve evet, ipe doladık. Birinciyi ördük. İkinciden itibaren. 1 2 3 4 5 Dışarıda acayip bir yağmur ve fırtına var. 6 7 8 9 10 ve 11 Kenar ekosesi hariç bütün ekoseleri 11 olarak zaten ara kısımda örmemiz gerekiyor. Şu kenardan kayma yaptığımız zaman her sırada kayacağı için kendiliğinden örnek oluşmakta. Şimdi diğer rengime geçiyorum. İçinden geçirmeyelim. Ve 1 2 şeklinde devam ederek 11 oluncaya kadar. sık iğneyi gidiş geliş ördüğümüz zaman üzerine gelen boşluklar kayar. Sayısı farklıymış gibi algılanabilir. Ona takılmayacağız. Biz şu kökten itibaren sayalım. Üstten itibaren saymayalım. Kökten itibaren 1, 2, 3, 4, 11 şeklinde kendimizi kontrol edelim. Diğer ipi şurada tutarak sıkılığını kontrol edebilirim tamamen boşta bırakmadan serçe parmağıma alabilirim. 5 ipte. Burada çok güzel bir bilgiyle size büyük bir kolaylık söyleyeceğim. 1. Buraya dikkat. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 8 ve 9 ipi aynı anda üste çıkarmak için şöyle bitirebiliriz daha güzel oluyor şimdi sırayı nasıl takip edeceğim bir tane ilmek ile dönüş yaptım aradaki bütün ekosalar 11 sadece sıra sonu 10'du. 10 İlk sıradaki 10 adet sık iğnemiz artık bizim başlangıç ve bitiş yönünde parçalandı. İkisinin toplamı bir sıranın içinde daima 10 olacak. Buradan kendimizi yönetirsek daha kolay örebiliriz. 1 ilmekle dönüş yapmıştık ya. Geriye kaç kalır? 10'a kadar 9 ilmek kalır. Burası 9 ilmekle bitmelidir. 8 ile bittiyse eksilmiştir. 10 ile bittiyse kaydırmışsınız demektir. Her sırada bir tane değişecek. Buradaki başlangıçtaki ilmek sayısı ile sonundaki renginin ne olduğu önemli değil. Hangi renkle bitiyorsa onun ilmek sayısı toplama 10 yapmalıdır. Aradaki her şey 11'dir. Bunu 20'li ekose yapıyorsanız başlangıç ve sonun toplamı 19 aralar 20 olacak şekilde ayarlayacaksınız. Tekniği taktiği budur. İpi de tekrardan arka taraftan yürütmeye devam ediyorum. Biraz önceki işlemde yukarı çıkarmış oldum daha güzel durur. Bir zincirle döndüm. Ve hemen ilk sık iğneden kaç adet yapıyorum? 2 adet yapıyorum. Çünkü sırayı 10'a tamamladık ama şu dönüşte ekoseyi 11'e tamamladık. Alt sırada bir tane ile tamamlamıştık. Şimdi şurada 9 olduğuna göre 10 11 başlı başına şu ekoseyi 11'e tamamlamamız gerekiyor. Sıra olarak baştaki ve sondaki ilmekleri ona tamamlamamız gerekiyor. Bel kemiği modelin budur. Yine şöyle serçe parmağıma ikinci rengi. Bunu zaten alışını çok kolay yapıyorsunuz. Alabilirim. Üstten de parmağıma geçirebilirim. Doladım. İçinden geçirmeden dolamam yeterli. Bu defa 2 ilmekle döndük. Ve bu şekilde kalan kısmı 11'er ekoseli kareler olarak devam ediyorum. Şu geçişi atlamayalım. Oradan ilmek eksiltme ihtimaliniz var. Sıkı yaptıysanız. Ve 11. Kökten sayacağız. Bırakıyorum. İkinci renkli 11 adet rengi bıraktım. Şimdi alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Tahmin ettiğiniz gibi kaçta bitecek? 8. Neden? Başta 2 adet ördük bu defa geriye 8 kalır. 10'a tamamladık. Veya diğer mantık. Burada 2 ilmekle döndük. Burada 3 ilmekle döneceğim. Geriye kaç kalır? 8 gibi. Birazcık beynimiz yansın. Biraz beyin hücrelerimiz çalışsın. Yenilenir. Zararı yoktur. Kafanız karışır. Biraz yorulursunuz ama beyni, hücreleri taze tutmak gereklidir. Bir zincirle dönüyorum. Şimdi hala aynı rengimdeyim. Neden? Burası 8 ile bitti. 11'e tamamlamalıyım. Sırayı son ve baştaki ilmekleri ona tamamlıyorum. Başlı başına bir ekoseyi 11'e tamamlıyorum. Sıranın sonunda olsa da, başında olsa da. Evet. Bir kez daha üzerine basa basa söylemek istedim. Çünkü ben kendim 2 3 deneme ile iyice oturttum ve ondan sonra size anlattım. Şimdi toplamda 11 ekoseyi sağladık. Hemen pratik bir şekilde şöyle geçiyorum. Çok kolay oluyor erken. Şu içinden yürüttüğümüz ip çok bol kalmasın, çok sıkı da olmasın. Ama birazcık gerginliğine dikkat edelim. Parmağımızla destekleyebiliriz. Bu ip 4 4,5 numaralarla örülür. Çünkü bununla böyle birazcık tok oluyor ama kalınlığı da iyi. Siz 1 metre, 2 metre, 80 santim, 50 santim ne kadar genişlikte örgünüz varsa, kaç tane koseniz varsa o kadar sıra sonuna kadar 11'li olarak bitirmelisiniz. 9 adet oldu. ve 11. Şimdi kaç kalacak? Şimdi kaç kalacak? Evet, cevapları duymuyorum ama çoğunuz artık kafasına yerleştirdiği için 7 diye cevap verdi bile diyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Burada şu ipi yukarı çıkarmak için do üzerinden geçirip çekebiliriz. Şurada uzun bir geçiş olmaması için. Bakıyorum. Kenarda bir zincir çektiğimiz için üzerinden sayarsanız 4 gibi ama kökünden sayacağız. 1 sık iğne 2 3 tane. 7 tanesi de burada toplamda 10. Ama ekoseyi kendi başına 11'i tamamlamam gerektiği için renk değiştirmeden 7'nin üzerine kaç tane daha ekliyorum? 1 2 3 4 ve 11 oldu. Ve böyle mantığı budur. 10 sırada bir ekose sayısı başa dönüyor. Yani ilk başladığımız gibi 11 olarak devam ediyor. 10 olarak bitiyor. İlk başlangıç sırasına geri dönüyor. Ondan sonra tekrardan sağ kenarda 1, solda 9, 2'ye 8, 3'e 7, 4'e 6, 5'e 5, e 5. 6'ya 4 şeklinde terse dönerek renk değiştirerek devam edip gidiyor. Teknik bu. Bu kadar kolay. Şimdi burada dönünce kaç tane sık iğne yaptım? 7 kaldığı için 4 tane yani 11'e tamamladım. Sıra sonu kaç kalacak? Kaç olacak o zaman? 4. Burası 6 ile bitecek. Sonrasında 4'e 6, 5'e 5 olarak denk gelecek. Sonra burası çoğalacak 6'ya 4. 7'ye 3, 8'e 2, 9'a 1 ve 10 olarak orası da 11 tam bütün olarak sıra başı gibi geri dönecek ama tersten devam edecek. Renkler yer değiştirecek, iç içe geçip gidecek. Ve budur. İnanın dün uyumadım. Sabah erkenden uyandım. Ben bunu çıkaracağım diye. yaptım ördüm mutlu oldum ondan sonra Evet bir işinizde tutku değil stres yaşıyorsanız o iş sizin için yanlıştır. Uykunuzu kaçıran tutkunuz varsa o iş sizi mutlu ediyordur. Başlangıç kısımlarında azıcık kaydırmalar yapmış olabilirim belki. Bilemiyorum. Maviden sonrasını dengeledim. Çok sıkı örmedim. 3,5 mm tığ ile vals ip kalınlığındaki bir ip ile 1 2,5 ekose yapmışım. Bakın şurada kastettiğim buydu. Başladığınız renkle bitirirseniz ekoseniz yarım kalıyor. Diğer renkle bitirmeniz gerekiyor. 1 2 3 4 5 yani 11 çarpı 4 44 10 daha 54 ilmekle ördüm. Ben bunu 65 ilmekle örmeliydim. Çünkü ekosem burada yarım bakın karşı tarafta bütün zaten kayacak ama yarım bir bu kenara gelecek bir de o bir de o kenara gidecek. Bütün başlarsanız kenarlar böyle boş kalır. Daha güzel durur. Biraz önce söylediğim kriterlere uygun ördüğünüzde eni 27 santimetre 30 sıra boyunca da boyu 23 santimetre geldi. Bir çanta örecekseniz veya herhangi bir projede fikir sahibi olmanız adına ama ipiniz, tığınız, örme şeklinize göre bu değişecektir. Bunu kriter olarak almayın. İpin geçişleri çok güzel, büyük bir parça örersem daha da hoş dağılacak ve bu gruplaşma olmadan lacivert, mavi, bütün renkleri iç içe geçecek bir battaniyede. Bir koltuk şalı, etoşal, çanta ne isterseniz. Hırka ve yeleklerde bordür, kolucu, veya sadece ön kısımlarında da olabilir veya tamamında nasıl dilerseniz. Çift taraflıdır. İki tarafı da aynıdır. Çok güzel yolluklar da olur kalan iplerle. Harika olur. Yatak örtüleri, battaniyeler. Bakın baştan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sırada ekose tamamlanıyor. Sayınız değiştiğinde bu sıra sayısı da değişir yalnız. 11 ile başlayıp 10 ile bitiyor. Ve sonrasında sıra başına geri dönüyor. Bir ilmekle dönüyoruz burada bakın. Ama yeri değişiyor. Yani şurada dönerek başlamıştık ilk önce. Şimdi karşı köşede dönerek başlıyoruz. Sadece yer değiştiriyor. Simetrik devam ediyor. Mantık aynı. Sayı aynı. Sayıya şaşırmadığınız sürece örgünüz kendiliğinden oluşup gidecek. Evet çalışmamız bu şekilde. Örnekler bahane, ipler şahane. Her şeyi tamam fiyat olarak değişti. Dünya genelinde sıkıntı var ama hala seçenekler var. Ne yapabilirim? Kendi bütçeme göre ne yapabilirim? Bunu sorun. Araştırın, bakın. İhracat fazlası, iplerden yararlanın. Kaliteleri çok güzel. Bildiğimiz iplerin çoğunun yurt dışı versiyonları diyelim. Ufak tefek hatalar olsa da o kadar önemli mühim değil. Alternatifler üretmeye açık olalım. Çaresizlik ve kıtlık psikolojisinden arınalım diye düşünüyorum. Ben her zaman her koşulda her şeyin bir çaresi olduğuna inananlardanım ve çalışma hayatımda da bunu çalışanlarıma uygulatmış birisiyim. Mazeretler yapmak istemeyenler içindir dedikten sonra evet Şimdi böyle bir proje ördük ve kesme işlemi de var dersek nasıl yapacağız? Can alıcı noktalardan birisi. Aslında hepsi matematik. Biraz gördüğünüz örgü incelerseniz çok kolaylıkla kendini kendinize çözebilirsiniz. Bakın diyelim ki keseceğim. Burası 11 ile başlayacak 10 ile bitecek o sıradayız. 11 ile başlamayacağım. İçinden yürüyerek yürüyerek 11 tane sık iğne atlayacağım. Çünkü sayım bu. Bozulmaması gerekiyor. Şu rengimle aynen örüyormuşum gibi devam edeceğim. O şekilde başlayacağım. Bunu atlayacağım. Burayı kesmiş oldum. Bakın yok sayın şurayı. Buraya kadar geldim. 11 olarak bu renkle başlayacağım. Sıra sonuna kadar 11, 11, 11 tamamlayacağım. Ve en son kenar kısmında 10 olarak bitmesi gereken rengim var ya. Onun bir öncesindeki rengi 10 olarak bitireceğim. 10 olarak bitireceğim. Ondan sonra geçmeyeceğim buraya ekosenin bozulmaması için birer adet çıkaracağım. Yani bir tarafta bir fazla eksilmiş olacak kol kesimi ama önemli değil. Şimdi üst sıraya döndüğüm zaman ne olacak? Onda bıraktığım için 11. ilmeği kendi renginden yapacağım ve devamında diğer ipimle normal ekoseme devam edeceğim. Şurada bir de Net iki renkle geçiş çalışması yaptım denerken başlangıçta ee, mor ve beyaz. Bu da keskin ve canlı renklerle yapabileceğiniz bir seçenek. Hatalarım olduğu için sonra bıraktım tekrardan bu ipimle devam ettim. Ben sadece burada renk geçişini göstermek istiyorum. İplerden birisi Ebroli olursa daha güzel oluyor. Bu da yeni bir ip ve çok beğendim. Onunla da bir model çalışırız inşallah. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Bilirsiniz. Evet, bir projemizin daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi YouTube, Instagram, Facebook ve Pinterest'ten Emine Toker hobi mühendisi olarak takip edebilirsiniz. Yeni ve güzel projelerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.